böyle bir hava böyle. Kültür Turizm Bakanlığı olarak bizim temelde iki tane kültürel görevimiz vardır. Birincisi somut mirasımız, diğeri de somut olmayan mirasımız. Bütün Türkiye'de somut mirasımız, yani antik kentlerimiz, höyüklerimiz, tarihi mekanlarımız, surlarımız, tarihi yapılarımız, camilerimiz, mekteplerimiz, medreselerimiz, bunları onarmak, korumak, kullanmak ve geleceğe taşımak, yaşatmak en temel vazifelerimizden. Ve Türkiye'nin dört bir tarafında hem vakıflar olarak hem bakanlık kültür varlıkları olarak bunu sonuna kadar yapmaya gayret ediyoruz. Ve Diyarbakır'ımızda da çok önemli işleri Sayın Valimizin de riyasetinde yürütüyoruz. İkinci konumuz da somut olmayan mirasımız. Bu da edebiyatımız, şiirimiz, yememiz, içmemiz, modamız, hayata bakışımız, yaşam tarzımız. Bütün bunları korumak, yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak da ikinci önemli vazifemiz. Buna da somut olmayan mirasımız diyoruz. Bu çerçevede elbette Diyarbakır'da inşallah yapılan işlerin açılışı da gerçekleşecek ama bu süreçte Sayın Valimizle birlikte daha somut olmayan miras üzerinden yeni bir etkinlikle karşınızdayız. Doğu'nun Kanatları programı olarak isimlendirdiğimiz bu programımıza burada bütün bulunan Haziruna hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Sizleri Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nur Ersoy ve şahsım adına kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. Teması Doğu'nun yetiştirdiği ve medeniyetimizi mayalayan büyük şahsiyetler olan bir program dizisine başlıyoruz. Kendisinden sonra gelen nice ilim sahibi abide şahsiyetlere ilham olanların düşüncesini dünden yarına taşımaya vesile olmak bizler için büyük bir gurur. Doğu'nun Kanatları ismini verdiğimiz program dizisinin birincisi 28-29 Nisan'da ancak ikincisini 30 Nisan'a aldık. 28 Nisan ve 30 Nisan'da peygamberlerin, sahabelerin, evliyaların, alimlerin, ariflerin şehri, medeniyetlerin resmi geçidi yaptığı Diyarbakır'da icra edeceğiz. Diyarbakır Valiliği ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bu anlamda paydaşımız. Valiliğimize ve belediyemize gayretleri ve ev sahiplikleri için de teşekkür ediyoruz. Dicle Üniversitesi ve Türk Tarih Kurumu programın entelektüel ve akademik boyutlarını üstlendi. Düzenlenecek paneller, sunulacak tebliğler, yayınlanacak eserler onların muhtesinde. Saygıdeğer rektörümüz, Türk Tarih Kurumumuzun başkanı, katkı sunan hocalarımız, onlara teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Adları Doğu'nun büyük alimleriyle anılsın. Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürlüğümüz, yayınladığı, yayınlayacağı kitaplar ve dijital kütüphane projesiyle programın doğal bir parçası. Devlet Klasik Türk Müziği ve Medeniyetler Korosu diğer paydaşımız, sazla, ritimle, vokalle, şanla programımıza katkı sunacaklar. Zengin bir repertuar oluşturmak için onlar da çok çalıştılar. Son teşekkürümü ise TRT Genel Müdürlüğümüze yapmak istiyorum. İki Nehrin Buluşması belgeselindeki katkılarından dolayı katkı dememek lazım. Yapımını bizzat yürüttüler. Çok teşekkür ediyoruz. Programı ülkemizde yaşanan yeni ve önemli başlangıçlardan biri olarak da değerlendirebiliriz. Fekih-i Teheran'dan ilhamla Doğu'nun Kanatları olarak adlandırdığımız bu programla büyük şahsiyetlerin düşüncelerini, fikirlerini ve duygularını başta insanımız olmak üzere tüm insanlık için gün yüzüne çıkarmak arzusunda ve hedefindeyiz.
Diyarbakır'da düzenleyeceğimiz birinci program teması üç büyük Kürt şahsiyet: Ahmedi Cezeri, Fekih Teyaran ve Ahmedi Hani. Bu kapsamda düzenleyeceğimiz bütün etkinlikler bu üç büyük zattan ilham alacak. Doğunun Kanatları programımız hem Kürtçe hem Türkçe icra edilecek. Bu cümleyi arka arkaya söyleyebilmenin Türkiye için önemli olduğunu özellikle belirtmeliyim. Hayatın normali olan cümleler, ülkemizin şahit olduğu sessiz dönüşümlerin tezahürüdür. Bakanlığımızın Kürtçe etkinlik yaptığı bugüne çok kolay gelinmedi. 2003'te Kürtçe isim koymanın önündeki engeller kaldırıldı. Aynı yıl özel Kürtçe dil kursları açılmaya başlandı. 2004'te devlet televizyonu TRT3 Kürtçe yayın yaptı. 2009'da Türkçe dışındaki dil ve lehçelerde televizyonların önü açıldı. Aynı yıl TRT Kürdi, TRT 6 adıyla 24 saat yayına başladı. 2009 yılında farklı dilde reklamların önü açıldı. Cezaevlerinde yakınlarıyla ana dilde konuşamayanlar bu özgürlüklerine 2009'da kavuştular. Aynı yıl bir üniversitemizde Kürt dili ve kültürü ana bilim dalı açıldı. 2010 yılında farklı dil ve lehçelerde siyasi propaganda yasakları kaldırıldı. 2010 yılında Kültür Bakanlığı Kürtçe eserler yayınlamaya başladı. 2012'de Diyarbakır Valiliği ve TRT Kürtçe eserlerden oluşan bir albüm yayınladı. 2012 yılında Kürtçenin seçmeli ders olarak öğretilmesine başlandı. 2012 yılında bakanlığımızın destekleriyle ilk Kürtçe oyun Ankara'da sahnelendi. 2021-2022 eğitim öğretim yılında İktidar Partisi mensupları ana dili Kürtçe olanların seçmeli derslerde Kürtçeyi tercih etmesi için kampanya yaptı. Harf kanunuyla 85 yıl yasaklanan Q, X, Q, W harfleri 2013'te alfabeye yeniden girdi. Bunları bir siyasi mülahazayla elbette saymadım. Bir geçmiş dönem eleştirisi de yapmıyorum. Yasakçı zihniyetin kim ya da kimler olduğunu da söylemiyorum. Bunları sayarken Doğu'nun Kanatları programını gerçekleştirme imkanını bize sunan adımları saymış oluyorum. Her adımda katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, Sayın Bakan Yardımcımızın da ifade ettiği gibi Kültür ve Turizm Bakanlığımızın öncülüğünde, moderatörlüğünde Diyarbakır'ımızda 2 gün sürecek olan Doğu'nun Kanatları programıyla medeniyetimizin büyük inşacılarından 3 önemli şahsiyeti tekrar Diyarbakır'dan insanlığın dikkatine sunmuş olacağız. Sayın Bakanımın da ifade ettiği gibi Ahmedi Hani, Fekih Teyran ve Molay Ceziri'yi inşallah Diyarbakır'da Perşembe günü 28'inde ve Cumartesi günü 30 Nisan'da hem entelektüel hem sanatsal hem de kültürel etkinliklerle anmış olacağız. Yeniden hatırlamış olacağız. Yeniden onların büyük ışığını insanlıkta buluşturmuş olacağız. Elbette ki Diyarbakır Valiliği ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak biz Doğu'nun Kanatları programının ilkinin ev sahibiyiz ve paydaşıyız. Program içerisinde Diyarbakır Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi olarak katkılarımız olacak. En önemli katkımız Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığımız Kütüphaneler Genel Müdürlüğü'nün ortak yayın protokolü imzalayacağız. Şu ana kadar Kültür ve Turizm Bakanlığımız Kürt klasiklerinden sayılan 6 eserin yayımını daha önce gerçekleştirmişti. 3'ünün ortak yayımı zaten yapıldı, yayınladık. Şu anda masanın üzerinde var. Kültür Turizm Bakanlığı ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak Kürtçe ve Türkçe olarak
bu eserleri yayınladık. İnşallah imzalayacağımız protokolle beraber hem yayınlanmış olanlar hem de bundan sonra Kültür ve Turizm Bakanlığımızın yayınlayacağı eserleri de Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile bakanlığımızın ortak yayınıyla daha çok insana ulaştırmak, daha çok insanın kütüphanesinde bulunmasını sağlamak, daha çok okul kütüphanelerimizde bulunmasını sağlamak üzere inşallah yayınını gerçekleştirmiş olacağız. Yine üç önemli şahsiyetle ilgili üniversitemiz, Dicle Üniversitemizin liderliğinde yapılacak panellerde ortaya çıkacak tebliğleri Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak Kürtçe ve Türkçe olarak da panel kitabı olarak inşallah yayınlamış olacağız. Bunu da insanımıza arz etmiş olacağız. Elbette ki Doğu'nun Kanatları programının çok sayıda paydaşı var. Başta Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Türk Tarih Kurumumuz, Dicle Üniversitemiz, Türkiye Turizm Gelişim Ajansı, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu TRT gibi çok önemli paydaşlarımız var. Ben Diyarbakır Valisi olarak bu önemli programın ilkinin yapılması için şehrimizin seçilmesi dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah Diyarbakır'da başlayan bu kervan diğer şehirlerimizde devam eder diye temenni ediyor. Katkısı olan herkese tekrar teşekkür ederek hepinize sevgi saygı. Şairin dediği gibi Dicle ile Fırat arasında ipek sedirlerinde Kur'an okunan, açık pencerelerinden gül dolan, güneşin beyaz köpüklerinde yanmış bir şehir, bir eski kanatlar ülkesi Diyarbakır'ımızda Dicle Üniversitesi'nde Türk Tarih Kurumu ile birlikte Doğu'nun kanatlarını ele alınacağı sempozyumda panelimizde Dicle Üniversitesi olarak ev sahibi yapmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu belirtmek isterim. Biz Türk Tarih Kurumu olarak bu yıl 91. yılımızdayız. Bugüne kadar kendi tarihimizle, tarihi değerlerimizle ilgili birçok çalışma yaptık. Yapıyoruz da. Dolayısıyla bizim için de çok anlamlı Diyarbakır'da olmak, bu programa katkı sunmak. Tabii biz şuna inanıyoruz tarih kurumu olarak. Bizim kültürel değerlerimiz vatanımız kadar kıymetli. Onlara çok üzerinde titremeliyiz. Onları kaybetmemeliyiz. Bir görevimizde kurum olarak bu değerleri yeni nesillere aktarmak. Onun için de gayret sarf ediyoruz. Dolayısıyla Diyarbakır'dan başlaması bu programın bundan sonraki aşamalarda diğer şehirlerde de biz desteklerimizi sürdüreceğiz inşallah. Tabii Diyarbakır deyince bu sene 4 tane de Sayın Valim kazıya destek veriyoruz Türk Tarih Kurumu olarak. 2 tanesini geçen seneden devam ediyoruz Sayın Bakanım. 2 de bu sene yeni başlayacak. Kale içinde de bir kazı başvurusu geldi. Güzel bir bahar gününde Doğu'nun kanatları altında ve Diyarbakır'da bulunmaktan duyduğumuz mutluluğu ifade ederek sözlerime başlıyorum. Sayın Bakanımızın, Sayın Valimizin de ifade ettiği gibi Genel Müdürlüğümüz Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürlüğü olarak bu projenin kitap basımı ve yayımı ile ilgili kısmında bakanlığımızın yürütücülüğünü yaptığı bu işin ilgili genel müdürlüğü şimdiye kadar 2010 yılından bugüne kadar toplamda şu ana kadar yeni yayınlamış olduğumuz, 2 ay önce yayınlamış olduğumuz Seyfül Mülük'le beraber toplam 6 tane ağırlıklı olarak mesnevi ve divanların olduğu, bir tane de Mevlid-i Nebi'nin olduğu Kürtçe kitaplar yayınladık. Çift dilli olarak, Türkçe, Kürtçe olarak. Yıl sonuna kadar bu rakamı birazcık daha arttırmak istiyoruz. Başka bir seri olarak da sadece Kürtçe diliyle yine Kürt edebiyatının önemli eserlerini basmaya gayret göstereceğiz genel müdürlük olarak. Kültür Bakanlığımızın öncülüğünde gerçekleştirilen Anadolu'muzun kıymetli şahsiyetlerini eserleriyle birlikte yeni nesillere ve gelecekle buluşturacak olan Doğu'nun Kanatları etkinliklerinde TRT olarak yer almaktan büyük mutluluk duyduğumuzu ifade etmek isterim öncelikle. Bu topraklarda çok değerli mutasavvıflar, şairler ve alimler yetişmiştir. Fekih-i Tehran ve Mele-i Ceziri bu değerli şahsiyetler arasında yer alan isimlerdir. Ancak bu iki değerli alimin birbirinden çok kıymetli eserleri de vardır. Ceziri'nin divanı, Fekih'in şiirleri. Bu kıymetli eserler bugüne kadar birçok insanımıza ilham kaynağı ve rehber olmuştur. TRT olarak çağlara rehber olmuş,
sözleri hafızalara kazınmış Fakiye Teyran ve Melaye Cezir'in hayatlarının bir kesit olan iki nehrin buluşması Hevdîtina Duçemen filmini izleyiciyle buluşturacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Müsaadeniz olursa öncelikle bir hakkı teslim etmek istiyorum burada. Çünkü bu projelerin tamamı sizlerin de Sayın Valimizin de bahsettiği ve özellikle Sayın Genel Müdürümün bahsettiği projelerin başlangıç noktası startını veren bir insan var. O da Sayın Cumhurbaşkanımız, kıymetli Cumhurbaşkanımız. Sayın Valimiz de buna şahitlik ederler. 2010 yılında bir seri klasik Kürt edebi şahsiyetlerinin eserleri basımı talimatı verdiler Sayın Cumhurbaşkanımız. Biraz önce sizlerin de zikrettiği gibi ilki Ehmedi Hani'nin kitabıydı. İlki onun basımıyla başladı. O da Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla dönemin Kültür Bakanına bizzat benim yanımda aramalarıyla o kitabın basımıyla başlandı. Şimdi Sayın Genel Müdürümüzün ifade ettiği gibi sene sonunda ona tamamlanacak olan bir seri basımın ilk startı verilmiş oldu. Elhamdülillah ve aralıksız olarak devam ettik ve bugünlere geldik. Bütün o yasaklardan kurtulduk, Kürt kültürü üzerindeki o bütün o yasaklardan kurtulduk ki bugünlerde bunları yaşıyoruz. Bütün topluma yaydığımız, yayıyor olduğumuz bu güzel günleri yaşıyoruz. İnsanlarımız o kültürü tanımaya başlıyorlar. Evet, teşekkür ederim. Biz Türkiye'nin dört bir tarafından tarihi mekanlarımızı restore ediyor. Bunu toplumun ilgisiyle alakasını çekiyorsa, sunuyorsa, işte somut olmayan miras dediğimiz edebiyatı, şiirdi, modaydı, tasarımdı, yemeğiydi, içmeydi, yaşam tarzımızı özellikle önemli şahsiyetler üzerinden anlatmak ve aktarmak en temel yaklaşımlarımız ve vazifelerimizin başına geliyor. Anadolu'daki kültür mirasının öncü şahsiyetleri var. Özellikle Türk İslam, Türk Kültür, Türk Kürt kültürünün temel taşı olan bu yaklaşımın abide şahsiyetlerini bilmek, ön plana çıkartmak bizim için kültürel aktarımın gerçekleşmesinde önemli şahsiyetler bunlar. Tıpkı Hazreti Mevlana gibi, tıpkı Hacı Bektaş Veli gibi, tıpkı Yunus Emre gibi, Ahmediye Hani, Fekih Teyran, Melai Cezir ile aynı ruh damarından beslenen, hayata bakışları, kişilikleri, şahsiyetleri, düşünceleri benzer Anadolu irfanı dediğimiz düşüncenin ve felsefenin öncülüğü olan bu şahsiyetler üzerinden kültürümüzü aktarmak bir yönüyle de kolay bir yol. Dolayısıyla bunları kitaplarıyla, şiirleriyle, divanlarıyla ön plana çıkartmak ve yapılan filmlerle çok daha etkin bir şekilde yayılmasına aracılık etmek misyonlarımızın başına geliyor. Bu da bunlardan biri oldu. Güzel de olduğunu düşünüyorum. Tabii bölgede süreç içerisinde Kürtçenin kullanımıyla ilgili yaşanan sıkıntılar ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bunların çözülmüş olması ve her birinin çözülerek yaşamın içerisine katılma süreci de böyle bir zaman aldı. Ama bugün bu yayınların yapılmış olması, bu filmlerin çekilmiş olması, bu konserlerin gerçekleştirilmiş olması da bir netice. Bunu yapıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Eminim bundan sonra bu yaklaşımlar, bu çerçevede birçok vilayetimizde, Türkiye'de bu şekilde ele alınacak ve anmalar gerçekleşecektir diye düşünüyorum. Biz Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak somut olmayan mirasımızı bu tip etkinliklerle ön plana çıkartmanın haklı bulduğunu yaşıyoruz. Emeği geçen herkesi bu anlamda tebrik ediyorum.